Geçmişten Geleceğe programından merhabalar sevgili izleyenler. Cem TV ekranlarında huzurlarınıza geçmişten siyaset bilgisini, tecrübesini alıp geleceğe taşıyan ve yeni bir parti kuran bir isimle her zaman olduğu gibi eski Kültür Bakanı, yeni Ata Partisi'nin Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Zeybek. Sağ olunuz efendim, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, iyi olacağız. İyi olacak, güzel evet. Olacak. Sayın evet. Zeybek, Ata Buyur. Partisi. Kurdunuz, daha önce de konuştuk, kuracaktınız. Evet. Şimdi kurdunuz, örgütlenmeniz başladı, kendi teşkilatınızı oluşturdunuz, yönetim kademesini oluşturdunuz. Evet. Ve insanların akıllarında çeşitli sorular var. Evet. Namık Kemal Zeybek böyle bir partiyi neden kurdu, ihtiyaç var mıydı? Evet, şöyle söyleyeyim, mevcut parti, var olan partilere bakıyorum. Türkiye'nin temel konularına bakıyorum. Yani Türkiye'nin derin gündemine bakıyorum. Ve var olan partilerden ne iktidar partisinin ne de karşıt partilerin, hani muhalefet partilerinin Türkiye'nin derin gündemiyle ilgileri olmadığını görüyorum. Ayrıca Türkiye'nin derin gündemi dediğim konuda iktidar partisinin de tam karşıt olduğunu görüyorum. Tam karşıt. Yani Türkiye'nin derin gündemi bence şudur. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimi üzerine kurulmuştur. Temelinde Türk devrimi vardır. Evet. Türk devrimine karşıt devrim yapan bir parti iktidarda. Karşıt devrim derken neyi kastediyorsun? Şunu kastediyorum. Türk devrimi aslında 400 yıllık bir sapmadan sonra, 400 yıl. Yani Osmanlı Devleti planında konuşursak 400 yıl Osmanlı'da bir sapma başladı. Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği, bunu hep konuşuyoruz. Mısır'dan getirdiği hilafet ve 2000'e yakın sayı böyle söyleniyor tarihte. 2000'e yakın Eş'ari Sünni Arap Müslümanlığı ile töre devleti örfi hukuk devleti olmaktan çıktı, şeriat devleti haline oğlu Kanuni döneminde dönüştü, sapma başladı. Osmanlı Devleti yıkıldı, bu neden tabii ki temel nedendir. Budur, sonra temel. Türkiye Cumhuriyeti yeni bir başlangıç yaptı, bunların hepsini bir kenara bırakıp çağdaş Türk toplumunu oluşturmak üzere devrimler gerçekleştirdi ve gerçekten de o dönemde milliyetçilik çok zaten gözde bir akımdı ve Atatürk de ulusun kendisiyle birlik olmadan ümmetçi anlayışla hiçbir yere varamayacağını zaten yaşayarak gördüğü için milliyetçilikle başladı her şeye. Türk devrimi olarak başladı. Evet. Peki biz bu Türk devriminden ne zaman saptık ve siz neler yaparak bunu yeniden canlandıracaksınız? Evet, tabii. Türk devriminin dediğiniz gibi temelinde ulusçuluk, ulusçuluğun kaynağı da bilimciliktir. Yani Atatürk, sizin de söylediğiniz gibi, Türk devletini milliyetçilik, ben ulusçuluk demeyi seçiyorum. Çünkü dil devrimini de sürdürmek istiyorum. Dolayısıyla Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni, ya birçok söz söylenebilirdi ama temelde iki kavram önemlidir. Birincisi bilim. Evet. Bilim. Yani artık bu devlet bilim devleti olacak. Bu devlet bilimlik akıl ile yönetilecek. Bilimlik akıl ile yönetilecek. Yani bu devlet Arap şeriatıyla, naslarla, dogmalarla ya da başka naslarla, yani Arap şeriatını bırakalım, yerine başka dogmalar, din ya da din benzeri dogmalar alalım değil. Akıl ve bilim çok önemli. Akıl ve bilim. O yüzden mesela Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni laik bir devlet olarak kurarken yeni bir din, yani Bolşevizmi alıp da onu esas alan bir devlet haline dönüştürmedi. Evet. Çünkü bir nevi Bolşevizm de, yani komünizm de bir anlamda laik bir dindi. Yani esas olan şudur. Akıl ve bilim yolundan gitmektir. O yüzden Atatürk ne dedi? Hayatta, maddiyatta ve maneviyatta en gerçek yol gösterici bilimdir. Bilim, bilim, bilim. Atatürk'ün ulusçuluğu da bilimin gereğidir. Yani Atatürk çok geniş okumaları sonucunda çağdaş ve o dönemin çağının en ileri devletlerinin
ulusçu devletler olduklarını ve bilim yolundan giderek geliştiklerini gördü. Bu iki temeli devletin temeline koydu. Türk ulusu ve bilim. Sözü çoğaltmak mümkün. Peki, ama daraltmaksa siz... bu. Bunu yaptı. Peki. Sapma dediniz değil mi? Hı hı. Tamam. Atatürk'ün yolundan ilk sapma aslında Atatürk'ün ulusçuluğa, Türkçülüğe temel yaptığı Türk tarih kuramından uzaklaşmakla başladı. Şöyle, yani sizler çok iyi biliyorsunuz, izleyicilerimiz de biliyor. 13 milyonluk bir halk vardı Atatürk'ün yurdunda, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ulus bilinci olmayan, ne olduğunu bilmeyen bir halk. Yani birçok yazar işte Şevket Süreyya Aydemir de Suyu Arayan Adam adlı kitabında yazıyor. Mesela soruyorlar, gidiyorlar, siz Türksünüz değil mi? Yok estağfurullah, biz Osmanlıyız. Sizin Türk dediğiniz şu dağlarda yaşar. Yani Alevileri söylüyorlar o dönemde. Onun için Türkiye'nin bazı yerlerinde hala mesela Kars'ta Türkmen diyorsanız o Alevi demektir. Hala. Öyle diyorlar. Yani Müslümanım diyor, Müslümanlığın ne olduğunu da bilen yok falan. Aynı şeyi Kıbrıs'a giden çocuklar üzerinde, genç yaşta gidenler üzerinde de söylüyorlar. Hangi millettensin? Yani kimsin, nesin, kimlerdensin? Osmanlıyım. Hayır diyor. Irkın nedir, kimsin? Irk kelimesini bilmiyor daha. Diyor ki Müslümanım. O da değil diyor. Hani senin aslın neresi? Diyor ki Hanefiyim. Yani hiç Türk'e giremiyor bile. Evet, tabii. O kadar unutturulmuş bir insan. Öyleydi. Öyleydi Atatürk çok doğru bir tarih teziyle Türklüğü uygarlığa başlattı, bağladı. Yani 1931 ile 1941 arasında liselerde okutulan tarih dersleri kitabında 4 cilttir. 4 sınıftı biliyorsunuz o dönem liseler. 4 cilt halinde okutuluyordu. Ve özü şuydu. Türk yeryüzünde insanlığı başlatan ulustur. Yeryüzünde uygarlaşmayı başlatan ulustur. Tarım uygarlığını gerçekleştirdi ve başka ulusları da Türk yurdundan giden topluluklar kurdular. Yani gittikleri yerlerde onlar devlet kurdular ve halkı uygarlaştırdılar, uluslaştırdılar. Hani şey denir ya hep, uygarlık teker ateşin icadından sonra ikinci büyük keşif tekerleğin icadıdır. Evet. Türkler de atlı arabayı, hareket edebilen, yük taşıyabilen atlı arabayı, atlı arabayı buldular. Onlar icat etmişler. Tohumu ekip onu beklemeyi buldular. Evet. Hayvanları ehlileştirmeyi buldular. Dediğiniz gibi atı evcilleştirip kullanmayı buldular. Binit takımını buldular. Binit çok önemli. Yani demiri ve diğer madenleri işlemeye buldular. Bir uygarlık meydana geldi. Bu niye önemli? Şunun için. Atatürk diyor ki ey Türk çocuğu, bir sen Türksün. Türksün. İkincisi, Türk uygarlığı başlatan ulustur. Yani gençleri uygarlığa, bilime yöneltmektir bu. Sonra Atatürk'ten sonra savaş tarihçiliği başladı. Hatta Emin Oktay tarihçiliği diye de bir söz gelişti. İşte şununla savaştı. Yani savaşmaktan başka hiçbir şey yapmamış mı bu Türk ulusu? Benim en çok şaşırdığım noktalardan biri de şuydu. Biz bütün eğitim hayatımız boyunca derslerde Türkler 1071'de Anadolu'ya geldiler. Anadolu'nun kapıları açıldı ve yerleştiler. Ondan sonra devletler kuruldu diye başlar. Ama son zamanlarda özellikle okuduğum kitaplara bakıyorum. Gerek Herodot, İskitlerden bahsediyor. Kırım tarafındalardı. Orta Çağ tarihi kitabı, evet kitabın adı buydu. Orada okuduğumda bu Tatarlar, diğer ismini unuttum, Hunlardan başka sürekli Trakya bölgesindeler. Kıpçaklar, Kumanlar. Orada hatırlarım ben program boyunca, onu söylerim illaki. Sürekli oradalar ve hatta Roma İmparatorluğu'nun ordusunda paralı askerlik yapıyor. Turkopol diyorlar onlara.
Yani tabii. Sürekli buradaymışız biz. Buradayız. Neden 71'de geldik? Sözüne evet. Tutunduk, öyle yanlış öğrenmeye devam ediyoruz. Çocuklarımıza tabii. Öyle öğretiyoruz. Evet. 7000 yıllık diyor Atatürk. Evet. Şimdi Atatürk'ten sonra ciddi bir sapma. Yani sapma dediğim Atatürk bırakılmadı. Yarım Atatürkçülük başladı. Bazen yarım yamalak Atatürkçülük. Ama yine söyleyeyim, baştan söyleyeyim. O yarım Atatürkçülük ve yarım yamalak Atatürkçüler Atatürkçülük uygulamaları, hükümetleri dönemlerinde bile Türkiye çok ciddi üretimler yaptı. Tarımda gerçekten kendi kendine yeten ülkelerden birisi haline geldik. Sanayide çok büyük gelişmeler oldu. Evet, bu arada ama, hatırladım. Evet. Avarlardı. Avarlar tabii. Bunlardan sonra avarlar geldi. Şimdi efendim, peki Atatürk'ten sonra başka, yani daha hemen Atatürk ölür ölmez yapılan bazı sapmalar var. Onlardan birisi Atatürk Türk devrimi diyordu. Ama Atatürk ilke ve inkılapları diye bir doktrin icat edildi. Evet. Ve bunun tutuculuğu üzerine yeminler ettirildi insanlara. Peki Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı mısın? Hayır. Karşı olur muyum? Yandaşım. Ama o kadar mı? Yani söz gelimi inkılapçılık, yani devrimcilik ilkesi, devrimleri korumaktan ibaret midir? Sadece o mudur? Hayır, o bir yöntemdir. Atatürk de bunu söylüyor zaten. Evet. Yani süren olmalıdır diyor, bu benim yaptığım inkılaplar. Evet, çağdaşlığı tabii. Takip etmelidir. Evet. Olduğu kadar kalmamalıdır. Evet, çok güzel. Şimdi yine o dönemdeki ya bir sapma bu. Atatürk'e soruyorlar efendim. Sizin görüşlerinizi doktrin haline getirelim ve okullarda belletelim, yurttaşlarımıza öğretelim. Hayır, asla, sakın ha böyle bir şey yapmayın. Donar kalırız. Benim yolumdan gidecek olanlar akıl ve bilim yolundan gidecekler. Şimdi bizim tarihimizin derinliklerinde ve bütün insanlığın tarihinin derinliklerinde benim incelemelerim var. Kitaplarını yazdım. Sizinle birlikte de burada da konuştuk. Yani bir devlette eğer devlet yurttaşlarına din budur diye dayatıyorsa temel bizim yaklaşımımız bu. Benim ve partimiz. Devlet din dayatıyorsa din çürür. Evet. Devlet çöker. Evet. Bu altın kuraldır. Roma'da böyle çökmüştür. Timurlu'da böyle çökmüştür. Hatta Uygurlar'da Mani dinini devlet dini yaptıkları için çökmüşlerdir. Memlükler de bu yüzden zayıflamış, çökmüşlerdir. Babürler de bu yüzden çökmüşlerdir. Yani tarihte bir çok... Osmanlı da bu yüzden çöktü. Dolayısıyla bir devletin yurttaşlarına din dayatması, din içinde, bakın din içinde, devlet içinde çöküş getirir. Dolayısıyla şunu mu söylüyorsunuz? Bu kadar Türk devleti dini siyasete alet ettiği için ve... Evet. Hem din hem devlet kurumları bu sebepten çürüdüğü için çöktü. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sebepten çökmesine izin vermeyeceğiz. Evet. Şimdi peki nasıl başladı? Aslında bu başlayış, yani Atatürk'ün çok yakınlarından değerli ve büyük devlet adamı İsmet İnönü. Olumlu taraflarını konuşuruz ama ne yazık ki 48'de başlayarak ilk İmam Hatip okullarını açtı. İmam Hatip okulu değildi adları. Kurstu. Hı hı. 2 yıllık İmam Hatip kursları. Hı hı. Ama açı başladı. Evet. Açı burada dardır. Hı hı. Ama gittikçe genişler. Yanlış başladı. Yanlış ne? Devlet diyor ki, yurttaşlarım ben sizin için din adamı yetiştiriyorum. Hı hı. Peki bu din hangi din? İslam. Peki hangi İslam? Kim karar veriyor buna? Yani bu anlattığınızın İslam olduğuna kim karar veriyor? Hangi İslam? O kadar çok İslam var ki. Yani Türkiye'deki yurttaşlarımıza baksak, evet, halkımızın çoğunluğu ben Hanefiyim der. Hı hı. Bir bölümü de Şafiyim der. Peki, bunlar Sünni. Hı hı. Ama milyonlarca Alevi var. Alevi Bektaşi var. Yine milyonlarca Şii var. Hı hı. Caferi Şii var. Ayrıca da başka dinden yurttaşlarımız hı hı. var. Dinsiz yurttaşlarımız var. Hı hı. Her zaman vardı. Şimdi gittikçe çoğalıyor. Evet. Evet. Niye çoğalıyor? Çünkü siz bu boyutlarda dini devlet işlerine bulaştırırsanız yaptığınız her yanlış dinin bozulmasına sebep olur. Yani siz biz İslam'ı referans alan bir partiyiz dediniz bu iktidar için. Söylüyorum.
işte naslar, şunlar, bunlar, ulema bilir falan diye. Her konuşmanızda sanki camide hutbe okur gibi konuşmalar yapıyorsunuz filan. Her konuşmanız. Sonunda ne oluyor? Dinin temsilcisi bu olunca kendisini dindar zanneden bir takım yurttaşlarımız onu bir yeni peygamber gibi görüyorlar. Allah'ın bütün vasıfları üzerinde diyorlar. Yani evet peygamber değildir ama filan diyorlar. Peygamber değildir ama değil de değildir filan anlamına söylüyorlar. Tamam ama geri kalan yurttaşlarımız, gençlerimiz, koyunlarında dünyanın bütün bilgileriyle birlikte yaşayan çocuklarımız bir dünyanın ürettiği bilgiye bakıyorlar. Biz bir sizin temsil ettiğiniz dine ve size bakıyorlar, dinsizleşiyorlar. Yani şimdi biz çok keskin bir şey söylüyoruz. Onu söyleyeceğim. O da şu. Devlet asla yurttaşlarına bir din dayatmamalı. Okullarda zorunlu din eğitimini kaldıracağız. İlk şunu diyeceksiniz ki ihtiyar. Hayır, ihtiyari de olmaz. İhtiyar ne demek? İhtiyarı yapacaksanız o zaman mesela Ortodoks yurttaşlar gelip bize de öğret demek hakkına sahip olurlar. Ya da Alevi yurttaşlar o zaman, niye o zaman Alevi yurttaşlara bir dede bulup da okullarda öğretmiyorsunuz? Öyle bir şey yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. İhtiyari dediğiniz kendi kafanızdaki Sünni İslam. Onu dayatıyorsunuz. O Sünni İslam'a da yazık oluyor. Devlete de yazık oluyor. Dolayısıyla en temel konu budur. Bir devlet akıl ve bilim devleti olmazsa çöker. Çöker. Çünkü siz naslarla, dogmalarla, dini değerlerle, kendi kafanızda inandığınız değerlerle toplumu yönetirseniz işte ekonomi bozulur. Ya bugün ekonominin bu ölçülerde bozulmasının sebeplerinden birincisi bu iktidarın kendi İhvan-ı Müslim'in saplantısıyla bu ülkeyi yönetmeye kalkışması, Suriye'ye ÖSO'yu sokması, orada İhvan Partisi'nin başarısı gelmesi, iktidarı için mücadele etmesi, ondan önce de İhvan-ı Müslim'in için Suriye ile ilişkiler kurulması, arkasından İhvan-ı Müslim'in devrildi diye Mısır'la ilişkilerin kesilmesi, bu çok pahalı bir iştir. Evet. Yani yurttaşlarımız, bu anlatılmıyor, muhalefet partisinin de, partilerinin de bu boyutlarda baktığı falan yok. Ya bu ekonomik meseledir aynı zamanda. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti İhvan-ı Müslim'in siyaseti yüzünden Suriye'ye girdi. O siyaset yüzünden Mısır'la ilişkileri kesti. O siyaset yüzünden milyonlarca Suriyeli'yi getirdi. Milletimizin sırtına yükledi. Milletimiz hamal taşıyor. Farkında değiliz. Siz taşıyorsunuz. Ben taşıyorum. Nasıl farkında Hepimiz değiliz? Taşıyoruz. Çok iyi farkındayız. Biz farkındayız. Ama herkes farkında değil. Efendim bir de buna hemen dini bir gerekçe. Ensar ve muhacir. Ensar muhacir. Ya yapmayın. Ensar ve muhacirlik kavramını da bu kadar ucuza harcamayın. İşte dinin harcanması bu. Dine zarar veriyorlar. Bakınız. Şimdi bana diyecekler ki ya Namık Kemal Zeybek'in Ata Partisi din karşıtı. Hayır. Ya dininizi de kurtarıyorum ben yahu. Sizin dininizin de bırakın. Din kendi yolunda gitsin. Bırakın tartışsınlar hatta. Peki Sayın Zeybek, 100 küsur parti var. Evet. Bu partilerde çok fazla siyasetçi var. Evet. Yani bizim aşağı yukarı halkımızın yarısı siyasetle zaten iç içe. Evet. Geriye kalan yarısı sadece oy verir. Yarısı iç içedir. O yarısının da yarısı aktif siyasettedir. Bir şekilde bu siyasette olan insanlar bunları görmüyorlar mıydı da siz yeni bir parti kuruyorsunuz? Görmüyorlar, bilmiyorlar. Yani bizim siyasetçilerimizde tarih bilgisi zayıftır. Ya bu işleri bilen, yani ben bazen karşılaşıyorum. Çok basit bilgileri bile bilmediklerini görüyorum. İki sebep. Bir, bilmiyorlar. Bilenler de söyleyebilmiyorlar. Çekiniyorlar. Niye? Dincilerden, dindarlardan, tarikatlardan oy alamayız diye düşünüyorlar. Ama çoğunlukla da bilmiyorlar. Bilseler, yani bakınız, İktidar partisi için size söylemiyorum. Çünkü onlarla biz %100 karşıtız. Biz devrimciyiz, Türk devrimcisiyiz. Yeniden Türk devrimini yapacağız diye geliyoruz.
Bunun manası bu iktidarın temsil ettiği yanlışları sileceğiz demektir. Ama Karşıt Parti çok değerli. Son seçimlerde de ayrıca oy verilmesini istediğim Kemal Bey, CHP Genel Başkanı. Biz Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz dedi çıktı. Ne diyeyim ben şimdi yani? Dedim ki, o zaman da yine konuşuyordum. Dedim ki ya Kemal Bey, ya şu Hazreti Ömer'in adaletiyle ilgili bana iki cümle söyler misin? Çok tehlikeli bir söz bu. Tam dinci bir söz bu ya. Çünkü Hazreti Ömer'in adaleti dediğiniz onun padişahlığı zamanında diyeceksiniz halife yok. Halife yoktur benim inancıma göre. İmamet vardır. O bir inanç ama onu bırakalım. Neticede kral yani. Evet. İslam devletinin devlet başkanı. Devlet başkanı. Yumuşatalım sözü. Evet. Tamam. Ömer devlet başkanı iken hukuk sisteminde kölelik vardı. Cariyeler vardı. Bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi. Ve kadınlara mirasta yarım hisse verilirdi. Ve mahkemelerde de kadınlar eksik oldukları için iki kadın bir erkek yerine tanıklık yapabilirdi. Erkeklerin karılarına dövme hakkı vardı. Evet. Evet, dövme hakkı vardı. Hukuk sistemi buydu. Bunu mu getireceksiniz? Şimdi bir tek örnek verirler. Yani hadi örnek verin dediğim zaman. Evet, Fırat Nehri. İşte o bir palavra söz. Bir koyunu kurt kapsa hesabını Allah Ömer'den sorar. Peki. O bir söz. Evet. Ömer'in adayısı deyince bunu söyler. O bir söz ama. Bir söz. Peki birçok insanı uygulamaya bakalım diyorsunuz. Tabii bir de başka bir şey. Mum değil de mum hikayesi de var da işte. Kim o? Tabii birçok halifeye mal edilir o hikaye. Gerçi evet. Bir de bir yere girip Kudüs'e girerken kölesiyle deveyi değiştire girmişler. İyi de ama köle var, köle. Kölesi diyorsun bak evet. Köle. İnsanların bir kısmı köle. Değiştirmiş olabilir ama bu mu adalet yani? Bunu mu söyleyeceksiniz? Siz de arabanızda bazen siz şoförlük yapacaksınız. Bazen de şoförünüz mü yapacak? Yani ne yapacaksınız? Bu mu? Bunlar mı yani? Hayır. Ben bir örnek verdim. Yani bu doktora kitabına geçmiş, daha doğrusu bir ilahiyat fakültesinden doktorluk almış bir arkadaş. İki ciltli kitap yayınladı kadınla ilgili. Birisi Hazreti Peygamber zamanında kadın. İkincisi Raşid halifeler. Hülefai Raşidin deniyor zamanında kadın. Ömer zamanında kadın, bir kadın sokakta yürüyor. Ömer de görüyor. Sen kesiyor onu, sen cariye değil misin diyor kadına. Cariyeyim diyor. Niye başını örttün diyor. Çünkü cariyelerin başını örtmesi yasak. Sümerlilerde de böyle. Nereden geldi peki bu uygulama? Oraya girersek çok derin konudur. Cariyelerin başını örtmesi yasak. Başını örtecek olanlar ya da örtünecek olanlar evli ve hür kadınlar. Neden cariyenin örtülmesi yasak? Çünkü o mal. Karşıdan gelen görecek ki belki satın alacak. Dolayısıyla bir de cariyelere bakmak serbest. Ama birisi bir evli ve hür kadına bakabilir mi? Dolayısıyla örtünmenin de aslında o dönem için anlamı bu yani. Zaten Kur'an'da da bunu söylüyor. Yani rahatsız edilmeyesiniz diye filan. Kim rahatsız edilir? Cariye. Cariye rahatsız etmek. Cariye insan değil mi? Evet, cariye insan değil mi? Cariye ne ya? Cariyenin varlığını kabul eden bir hukuk düzeninin padişahı olan Ömer'in adaletini mi getireceksiniz? Ama Kemal Bey böyle derken, Kemal Bey'in de bilerek bilinçli değil, o da işte bu taraftan oy almak için söylüyor, bilmiyor muyuz? Bu taraftan da işte İYİ Parti de büyük şehirlerin panolarını donattı. Biz Ömer'in yolundayız. Ben de bu olayı anlattım. Hangi, nedir, niye? Ya ne Ömer'i? Bırakın Ömer'i artık. Siz çağdaş hukuku, insanlığın geliştirdiği ve Atatürk'ün bu ülkeye getirdiği çağdaş hukuk neyse onu uygulayın. Ne diye siz Ömer falan diye çünkü 1400 yıl öncesine yıldır, gidiyorsunuz? Çünkü hatta belki 30-40 yıldır özel bir çalışmayla Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu ülkeye getirilen hukuk sistemi aşağılandı.
İsviçre'nin hukukunu getirdi bize, yamadı, bize uygun değildi. Bize ne uygundu? İşte bizim zaten bir hukuk sistemimiz vardı Osmanlı döneminden. İslam hukukuydu, fıkıhtı, ondan bizi uzaklaştırdı. Yıllardır zaten siyasal İslam bu söylemle oyaldı. Evet. Dolayısıyla birazcık siyaseti, az önceki sorumun da amacı oydu. Siyaseti bilen biri bu tuzağa düşmeden kendi yolunu çizebilmeliydi. Evet. Ama bu tuzağa düştüler. Evet. Onlar da bu söylemleri kullanarak o taraftan oy almaya niyetlendiler. Öyle oldu. Olmadı. Öyle oldu ama işte ortada bizim gibi konuşan kimse yok. Biz çok açık söylüyoruz. Biz dediğim yani kurucu 40 kişi ve ayrıca da bizimle birlikte hemen yola çıkanlar. Ve ben şunu söylüyorum. Bir tasarlama yazdık diyorum. Tasarlama. Yani program. Bunu tüzüğe de koyduk ayrıca. Yani uzun program ama tüzüğe de koyduk. Amaç bölümüne. Bize gelmek isteyenler oluyor. Çok. Yani telefon açıyorlar Türkiye'nin her yerinden. İşte bizi niye almadın falan diyenler oluyor falan. Diyorum ki buyurun gelin ama önce tasarlamamızı okuyun. Bunu kabul ediyorsanız gelin. Kabul etmiyorsanız beraber yürüyemeyiz. Ben bütün görüşlere elbette ki hoşgörüyle bakarım. Görüşler farklı olabilir. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değildir. Herkes, her yurttaş bizim gibi düşünmek zorunda değildir. Ama biz bizim gibi düşünenlerle yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Çünkü iktidara geldiğimiz zaman da bunları uygulamak için geliyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyen bir parti Türkiye'de olsaydı, şu söylediklerimizi, ben ona destek verirdim, bekledim, konuştum filan yok. Nedir? Bir, devlette din ayrılacak. Yani camideki imamın maaşını ve cami yapımı için ya da onarım için parayı bütçeden vermeyeceğiz. Şimdi hemen soru geliyor. Bu imamlar aç mı duracak? Eskiden nasıldı? Cemaat veriyordu. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurduğu dev gibi bütçesi olan bir Diyanet Vakfı var. Evet. Yurt dışında camiler yapacağına ne işin var Tokyo'da cami, bilmem Afrika'da cami. Sen o parayla zaten hac işi yapıyorsun, para kazanıyorsun. Ayrıca da para topluyorsun, her camilerden para topluyorsun. Diyanet İşleri Vakfı, yani Diyanet Vakfı tam adı, Diyanet Vakfı imamların maaşını ödesin. Ben niye ödeyeyim? Diyanet Vakfı camilerin Türkiye'deki onarımı için bilmiyorum belli bir destek sağlıyor mu? Çünkü cemaatten camilerin onarımı için para toplanıyor. Evet, sağlanıyor. Yani, yapılıyor ve sağlanıyor. Yani şöyle, bu bir manada Diyanet'i özerkleştirmek demektir. Evet. Ali Fuat Başkil de vaktiyle bunu istemişti ama o Diyanet'e fazla biraz mal mülk istedi yani. Bütün dini vakıflar Diyanet'e verilsin istedi falan. Peki Diyanet denetlenmeyecek mi? Ha. Söylediğim şu, bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı dönüştürülmeli. Yani bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ne derlerse desinler, bunlar hadisçi Sünni Müslümanların, bak hadisçi Sünni Müslümanların başkanlığıdır. Türkiye'de hadisçi Sünni İslam'ı benimse. Bir de camiye giden bazı erkek Müslümanlara namaz kıldırma konusunda önderlik yapmak üzere var olan bir kuruluştur. Başka ne yapıyor? Başka bugünkü Diyanet İşleri Başkanı garip garip yanlış bir takım sözler günaydın söyleyip duruyor. Günaydın demeyin de falanca bir şeyler söyleyin. Cuma günü tatil olsun. Ya cuma günü tatil. Ya şimdi yani adım adım din devletine götürmek istiyorlar ülkeyi. Dolayısıyla çok keskin söylüyorum, çok da önemsiyorum. Yani dinle bu kadar uğraşmak, dini de kurtarmak istiyorum. Din nasıl kurtulur? Din çağdaşlaşarak kurtulur. Çağdaşlaşmazsa biter. Bakınız bir profesör çıktı, Mustafa Öztürk. Görüşlerini söyledi ama hemen ulema toplandı, ulema. Ve ulema önünde tövbe etmezse öldürülmesi gerekir. Çünkü bunları anlattığı dine göre dinden dönen öldürülmelidir. Bu fetvayı IŞİD'den ne farkınız var kardeşimsin? Dolayısıyla bırakın Yaşar Nuri Öztürk konuşsun, konuştu. Bırakın şimdi Mustafa Öztürk konuşsun, daha birçokları var. Ama onlar uç kalıyorlar. Asıl Diyanet İşleri dini temsil ediyor. Dini temsil ediyor. Diyanette de bir Din İşleri Yüksek Kurumu var. Bir ara Ali Bardakoğlu'na ben sorular sordum.
Dedi ki bu sizin sorularınıza doğru cevap vermez Diyanet dedi. Hocam siz başkansınız ama ben de yüksek kurula gönderirim, onlar ne diyorsa onu size veririm dedi. Yani Diyanet İşleri Başkanı bile olumlu bir adamdı o. Evet, Ali yani Aleviliğin ana kaynaklarını filan da bastı gayet güzel bir şekilde falan, olumlu bana bir adamdı. Bana şey gibi gelir, son çağdaş Diyanet İşleri Başkanı. Evet, doğru. Efendim onun dışında 5000'i geçen İmam Hatip Okulu var şu anda. Evet. Ya devlet niye din adamı için okul açsın? Devlet niye açsın? Nerede? İran'da bile yok ya. Ya hocam yapmayın, oralardan mezun olanlar illaki Diyanet ilahiyat okumuyorlar. Kur'an kursu hocası ya da imam ya da hatip, vaiz, müezzin olmuyorlar. Bunların önemli bir kısmı buralardan mezun olup devlet kadrolarında önemli bürokratik yerlerde bulunuyorlar. Ben de onun için 5000 İmam Hatip Okulu'nu, 5000'e geçtik şimdi, hazır. Binaları falan da var, öğrenciler de var. Çocuklar korkmayın. Size daha iyi bir meslek sağlayacağım. O İmam Hatip okullarını hemen mesleklerine biz Ata Parti olarak meslek liseleri ve en ileri teknolojik alanda çalışmak üzere orta çalışan yetiştirmek için hemen dönüştüreceğiz. Dönüştüreceğiz. Devlet din adamı yetiştirmez. Mesela Amerika'da okullarda din dersi yasaktır. Amerika'da demokrasi yok mu? İşte kendine göre var. Amerika'da devlet din adamı yetiştirmez. Amerika'da devlet hiçbir mabede yardımda bulunmaz. Ama din serbesttir. Evet. O yüzden de Amerikan halkı çok dindardır. Evet. Çünkü seçenekler vardır. Bizde tek seçenek bu. Ya bu Diyanet İşleri Başkanı'na bakan bir adam dinden çıkar. Öyle de oluyor. Sadece bu Diyanet İşleri Başkanı değil, onun temsil ettiği bu iktidara, aynı zihniyetteki silahlı muhalefete, silahlı muhalefet kim? FETÖ örgütü, terör örgütü, tarikatlara, şu tarikatların haline bak. Yani gün geçmiyor ki basın yayında bu tarikat yurtlarında ya da tarikat şeyhlerinin yaptığı sapkınlıklar, sapıklıklar gündeme gelmesin. Ve örtülüyor, örtülüyor. Dolayısıyla demek ki Ata Parti'nin farkı ne? Dinle devleti kesin olarak. Peki devlet çocuklarına bilim bilinci dersi mi koyuyor? Yani din dersi kaldırılacak, bilim bilinci dersi konulacak. Hı hı. Bilim bilinciyle yetişsin çocuklarımız ki bu ülkeden de bilim adamları çıksın. Ya bu ülkeden dışarı gidince dünya çapında bilginler çıkıyor, Amerika'ya gidince. Evet. Ama bu ülkede kalınca olmuyor. Bu kalmıyor. Nobel alanlar çıkıyor. Hı hı. Bu ülkede zorluya zorluya dünya çapında bilim adamı olmuş bir kişi var. Mehmet Haberal. O da burada üniversiteyi bitirdi. Gitti Amerika'da eğitim aldı. Orada çok büyük imkanlar verildi kendisine. Bıraktı. Türkiye'ye geldi ve zorluya zorluya Türkiye'de hem dünya çapında bilim adamı hem dünya çapında örnek bir üniversite. Yani Haberal'ın kurduğu üniversite dünya çapında bir üniversitedir, örnektir ya. Yani. Çok ilginçtir. Ve onun yöntemleri onun dünya çapında tanınmasına sebep oldu. Bunu şunun için söylüyorum. Ya gitmeyin gençlerimiz, bak Haberal, Mehmet Haberal diye birisi var. Mücadele ede ede bakınız ne kadar büyük şeyler yaptı. Demek ki yapılabiliyor. Ama FETÖ'cüler de onu bütün bu sebeplerden Ergenekon sürecinde suçum ne diye bir türlü anlayamadan suçunu hatta basında, 4 yıl basında zaman zaman Bülent Ecevit'in ölümünden de sorumlu. Yani iftiralarla şunda 4 yıl 4 ay hapiste tuttular. Tutuklu tuttular. Birçok insan da bu arada öldü yani onun hizmetinden yararlanamadığı için falan. Demek ki okullarda bilim bilinci öğreteceğiz. Ben yıllardan beri Atatürk'ü anlatırım. Sanıyorum bundan işte 20-25 yıl önce bir gün değerli Haberal'ın odasında bir yazı gördüm. Şöyle büyük bir yazı asmış, diyor ki Atatürk. Zaten odasının her tarafı Atatürk'ün sözleriyle donatılmıştı. Diyor ki ben hiçbir nas, hiçbir dogma bırakmıyorum. Evet. Benim yolumdan gidenler, benim manevi mirasçılarım
akıl ve bilim yolundan gidenlerdir. İşte akıl ve bilim yolundan giderek değerli Haberal o kadar büyük hizmetler yaptı. Biz bunu bütün ülkeye yaymak istiyoruz. Bütün okullarda bilim birinci dersi. Yani insanlık nasıl aydınlanmış? Hı hı. Yani Türkiye aydınlıktan karanlığa nasıl girmiş? 4 asır karanlık. Bakın 16. yüzyılda başladı. 17, 18, 19. Evet. Karanlıklar, karanlık bir dönemdir. Gittikçe çöküş olmuştur. Sonra Atatürk aydınlanması, evet, akıl ve bilimle oldu. Yeniden Türk devrimi derken ilk yapmak istediğimiz şey bu, bizim budur. Şimdi tabii bunu söyleyebilecek bir siyasi parti yok. Ortaya çıkarsa işte, da sevinirim yani. Orada farkı sormak istediğim partilerden bir tanesi Zafer Partisi. Evet. Neden? Çünkü ben aslında bütün partilerden farkınızı soracağım ama siz bilim deyince Zafer Partisi de birlik, barış, bilimle yola çıktı. Evet. Onlar da bunlardan bahsediyorlar. Atatürk milliyetçiliği, Atatürk'ün çağdaşlaşma konusunda bize açtığı yolda devam etmek, bilimdir bu ve birlik, yani Türk birliğini sağlamak şeklinde bir evet, haritayla yola çıktılar. Siz de diyorsunuz ki bilim bilinciyle devam edeceğiz, bilimle devam edeceğiz. O zaman Zafer Partisi ile farkınızı da öğrenelim. Zafer Partisi ortaya çıktığı zaman ben çıkmadan önce konuştum kendisiyle. Hı hı. Yani iyi yetişmiş bir aydın kişidir. Şu andaki liderler içinde de en donanımlı da odur, onu söyleyeyim yani. Önce hakkını vereyim yani. Hı hı. Babası da benim çok iyi dostumdu, abimdi. Zafer Özda. Hı hı. Biz onunla iyi anlaşırdık. Bunları anlattım, söyleyebilir misin diye, söyleyemem dedim. Peki dedim. O zaman evet, şunu salık veriyorum. Bu Suriyeliler konusunu koçbaşı yap, ön plana çıkar, toplumu uyarmış olursun, kendine de alan, hı hı, oluşturmuş olursun. Bunu da en iyi sen yaparsın dedim. Yaptı. Yaptı da. Ve hakikaten bir alan oluşturdu. Hatta çok güzel esprilere de konu oluyor. Şimdi Eyyan Bahur sıcakları geldi. Evet. Sonra yeniden gitti. Eyyan Bahur sıcakları ülkeyi terk etti yazmışlar. Altına yorum, Ümit Özdağ çalışıyor. Güzel. Güzel. Bu arada Alevi bir takım dostlarımız da girdi o partiye. Hı hı. Hatta genel başkan yardımcısı falan da olanlar oldu. Fakat tabii Ümit Bey kurtulamıyor bir türlü. Hani Türkiye'nin egemen söyleminden kurtulamıyor. Kurtulur. Genç adamdır. Umut ederim. O da şu. Aydın'da bir dede kendisine bir soru sordu. Dedik iktidara gelirseniz cemevlerini ibadethane olarak tanıyacak mısınız? Hı hı. Hayır, tanımayacağız dedi. Onları tanırsak ötekileri de tanımamız gerekir. Tabii Aleviler ayrıldılar ondan. Genel başkan yardımcısı da dahil, o da ayrıldı. Yani şimdi burada bizim temel ayrışmamız burada başlıyor. Yani ben onun tabii bunu düzelteceğini umuyorum da. Niye? Bir yerin ibadethane olup olmamasına siyasetçiler karar vermez. Ne demek tanımayacağız? Evet. Ne demek ötekiler? Kim ötekiler? Yani Alevilikle, Alevi Bektaşilikle Nakşibendiliği birbirine benzetmek son derece yanlıştır. Böyle bir şey olur mu? Yani Nakşibendiler şeriatçı falan, din devleti kurmak amacında olan bir akımdır. Hepsi demiyor mu? Akım budur. Şimdi peki doğrusu neydi? Doğrusu şu cevabı vermeliydi. Biz siyasetçiler nerenin ibadethane olacağına karar vermeyiz buna. Oraya gidenler karar verir. Yani kim orayı ibadethane sayıyorsa, devlet caminin de ibadethane olmasına karar vermez. Oraya gidenler karar verir. Sonra ibadethane ne demektir? Yani ne Sünnilikte, ne Alevilikte, ne Şiilikte ibadet için mutlaka bir binanın içine girmek gerekmez. Her yerde ibadet edilir. Evet. Ne demek ibadet? Biz bu işlere karışmıyoruz. Ama tanımak gerekiyorsa tabii ki cami ibadethane ise cemde ibadethanedir demeliydi, demedi. Bunun dışında kardeşim alınmasın ama farkımızı belirtiyorum. Eleştirmek için söylemiyorum. O yolda gider, biz de böyle gideriz. Bir yerde de birlikte oluruz, bir yerde de, ama ayrıştığımız temel nokta bu. Kesin kökten kararlı olmak lazım. Şimdi gitti Yesevi Türbesi'nin önünde
ve oradan da yayın yaptı, hı hı, Ahmet Yesevi Türbesi'nin. Ahmet Yesevi'nin ruhundan icazet almaya geldik dedi. Bir bakıma benim için güzel değil mi? Yani Türkiye'de herhalde Ahmet Yesevi'yi Türkiye toplumuna, Türkiye halkına tanıtan, herkesin bildiği gerçek, uzun dönemde. Aleviler bilirdi ama başkaları bilmezdi. Çünkü Aleviler Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin piri olduğunu bilirlerdi. Hı. Ama başkaları bilmezdi. Yani bir gün Kültür Bakanlığı döneminde Hacı Bektaş ilçesinde büyük törende 16 Ağustos'ta kürsüde konuşma yapıyorum. Ahmet Yesevi'den bahsediyorum. Çok sevdiğim, çok beğendiğim, çok değerli bir kişi olan, bilim adamı olan Erdal İnönü'de o sırada ana muhalefet lideri. Ahmet, ben Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Yunus falan diye içimden ne geliyorsa onu konuşuyorum. Dönmüş arkaya, bu Ahmet Yesevi kim demiş. Mustafa Timisi arkada duruyormuş. Demiş efendim Hacı Bektaş'ın piridir. Peki demiş. Ama o çok değerli bir insan. Ama bilmiyordu bu toplum. Onu söylemeye çalışıyorum. O bile bilmiyordu. Çok değirli bir insandı. Bilmiyorum. Oraya bir virgül koyalım bakalım. Koyalım ama şöyle söyleyeyim. Bir ara vereceğiz. Ama sözümü tamamlayayım. Tabii. Değerli kardeşim dedi ki biz Ahmet Yesevi'nin ruhundan icazet alıyoruz. Bir de bu kültürü çok iyi bilmediği için ebedi istirahatgah, ebedi istirahatgah. Ya, Ahmet Yesevi istirahatgahta değil. Yani Ahmet Yesevi yaşıyor, başka bir boyutta yaşıyor. Telefon açtım, uyardım bunu bir daha söyleme diye. Şimdi temel yaklaşımlarda farklarımız var. Evet. Evet, ara verelim sonra devam evet, edelim. Bir araya gidiyoruz sevgili izleyenler, sonra bu hoş sohbet devam edecek. Geçmişten geleceğe ikinci bölümünde Ata Partisi'nin politikalarından bahsedeceğiz. Ata Partisi kurucu lideri Namık Kemal Zeybek bizlerle birlikte. Sayın Zeybek, evet, birinci bölümde özellikle üzerinde durduğunuz iki şey vardı. Evet. Bir, devlet dini dayatmaz. Biz de dini dayatmayan, yeniden din ve devlet işlerini birbirinden ayıran bir devlet politikasına yeniden evet, döneceğiz. İki, yeniden Türk devrimini gerçekleştireceğiz ve bunu yapacağımız iki şey var. Bir, tarihte Türk'ün uygarlığa olan katkısını okutmaya tıpkı Atatürk gibi yeniden başlayacağız. İki, bilimin yolunda gençler bilim bilincini ders olarak okuyacaklar. Bu şekilde biz aydınlık bir topluma yeniden dönüşeceğiz. Ve biz devletin tıpkı diğer Türk devletleri gibi bir takım siyasi kaygılarla dinin siyasete alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu toplumun çökmesine müsaade etmeyeceğiz. Buna yönelik tedbirler alacağız dediniz ve bu tedbirleri açıkladınız. Peki evet, ikinci kısımda daha rasyonel konulardan konuşursak. Buyurun. Günümüzde politika, ekonomi politikası oldukça sıkıntılı ki siz bunun nedenlerini yine dinin siyasete alet edilmesine bağladınız. Sizin ne gibi ekonomi politikalarınız var? Bugünkü ekonomik darboğazdan nasıl çıkabiliriz? Evet. Şimdi Atatürk'ten sonra yine bir sapma oldu. Yani Türk dininden Türk devrimi derken Atatürk'ün tam bağımsızlık siyaseti, bağlantısızlık değil, bağımsızlık. Atatürk döneminde de o da antlaşmalar yaptı. Sadabat Paktı'nı kurdu. Balkan Paktı'nı kurdu. Böyle kartal gibi açtı kollarını. Bir kanadının altında Balkan Paktı, bir kanadının altında Sadabat Paktı. Sovyetler Birliği ile çok yakın ilişkili, bütün dünya ile ilişkiler. Ama işlerine kimseyi karıştırmadı. Çok önemli. Evet. Tam bağımsızlık. Bakınız, Sovyetler Birliği dünyaya Bolşevizmi yaymak istiyor. Atatürk'e de çok yardım ettiler. Evet. Ben yazdığım bir mitikte, Ateşten Adamlar'da, Neriman Nerimanov'un, yani Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Komünist Cumhurbaşkanı Neriman Nerimanov'un yaptığı yardımları ve Lenin'in yaptığı yardımları anlattım. Hı hı. Bu gerçektir. Yani Türkiye'de antikomünizm dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin milli mücadelemize ve sonraki dönemlerde yaptığı yardımlar örtülür. Bir de masallar uydurulur. Efendim o yardımları işte Türkistan Türkleri yapmış. Onlar yaptı da ama Lenin yapmamış filan.
Türkistan Türkleri yapmış, 2 milyon vermişler, onun yarısını kendilerine almışlar filan. Böyle yalanlar, gerek yok. Neriman Nerimanov çok büyük yardım yapmıştır filan. Ayrı bir bahis. Ama bütün, hatta Lozan'dan sonra İngiltere'de, yani Lozan tartışmalarında, ya bu İstanbul'u bırakalım mı, bırakmayalım mı filan. Savaş yanları vermeyelim Türklere filan. Barış yanları savaşacak halimiz mi var falan diye tartışırken Sovyetler Birliği açıklama yaptı. Dedi ki, Türkiye savaşa girerse Sovyetler Birliği tarafsız kalmayacak. Mesela bu da gizlenir. Niye gizliyorsunuz ya? Ama burada önemli nokta şu. Atatürk bütün bu yardıma rağmen Türkiye'de ne Bolşevizmi, ne sosyalizmi, ne de kolektivizmi uygulamadı. Evet. Çünkü hiçbir izimle değil, akıl ve bilimle yürüyeceğiz dedi. Çok önemli. Dolayısıyla yine bağışlasınlar beni. Ben Atatürk'ün partisi diyen CHP'nin sosyal demokrasi, ortanın solu falan gibi böyle saplantılı sözler ortaya koymasını da sapma olarak görüyorum. O da bir sapmadır. Sosyal demokrasi ne? İçi de kimse doldurmuyor bunu. Ne? Ha, peki ne? Şu, somut. Aynen Atatürk'ün yaptığı gibi. Türkiye yeniden kamu yatırımlarına öncelik vermeli. Evet, devletçilik ikisi. Evet, kamu yatırım. Ama özel yatırımları da teknolojik, ileri teknoloji ürünü ürettiklerini gösteriyorsa desteklemeli. Ha, başka? Toplumcu ekonomi uygulandı Atatürk döneminde. Dolayısıyla Türkiye şu paralı eğitim ve paralı sağlık hizmeti sapmasından hemen kurtulmalı. AK Parti iktidarında, devlet anlayışında parası olmadığı için ameliyat olamadığından ya da ilaç bulamadığından ölen bir kişinin olması devletin yok olmasıdır. Devlet, böyle devlet olmaz. Ne sosyal devleti? Böyle devlet olmaz. Diyeceksiniz ki ne yapacaksın? Yani özel okulları kapatacak mısın? Hayır. Kapatmayacağım. Niye kapatayım? Peki özel hastaneleri? Hayır. Peki ya ne? Onların yurttaştan aldığı parayı doğru bir incelemeyle devlet verecek. Ama onlara verecek. Hastaneye verecek. Hatta dahasını söyleyeyim. Yani kan parası, bıçak parası falan filan neyse adı altında, hani cerrahlar para alıyorlar ya, o parayı da doğru ölçeklerle devlet onlara verecek. Onlar da vergisini verecekler. Tabii yani demek istediğim şu, ya bir yurttaş, bir tek yurttaş eğer para bulamadığı için ameliyat olamıyorsa ya da bir tek çocuğumuz ilaç bulamadığı için iyileşemiyorsa bunun suçlusu Türkiye yönetenlerdir. Ya nasıl oturuyorlar o saraylarda? Nasıl oturuyorlar? Nasıl kendileri böyle bir takım işte adını yeni duyduğumuz ejder yemişleri, bilmem neleri nasıl yiyorlar? Nasıl? Yani hangi vicdanla yiyor? Sorumlusu sizsiniz. Dolayısıyla Atatürk'ün devlet anlayışı işte bu. Bunu yenileyeceğiz. Kamu yatırımları Türkiye'nin her yerine yayılacak. Peki niye yapılmıyor? İşte burada yine dönüyoruz bir büyük sıkıntı. O da şu. Türkiye'ye global kapitalizmin dev şirketlerinin dayattığı, Amerika deyip duruyoruz da, Amerika'nın arkasında da global kapitalizm vardır. Bu konularda pek bilinmez. Çünkü bizim siyasetçilerimiz kitap falan okumazlar. Maalesef. Evet. Yani, arkadaşlar okuyup bana anlatıyor diyenler de var. Yani özetlerini anlat. Yeni özeti de okuduklarını sanmıyorum da, yeni liberalizm, global kapitalizm bütün dünyayı, bütün ülkeleri kendisi için uygun pazarlar haline dönüştürmek ve onların ham maddelerinden yararlanmak için dünyayı düzenliyor. Bu arada da Türkiye'ye bu iktidarı getirdiler. Bu iktidara getirirken de bu iktidar bu konuda sözler verdi. İşlerine de geldi. Dolayısıyla
Ne diyor şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Araplara giderken? Türkiye'nin assetler var diyor, onları satmaya gidiyorum diyor. Assetleri. Asset. Böylece dilimize bir sözcük de kazandık. Kıymetlerini, değerlerini, yüksek değerlerini. İyi de Türkiye'nin mal varlıklarını satmaya gidiyorum derse kendi tabanı da ayıplar. Ayıplamıyor. Evet demeyip. Ha, assetleri satmaya gidiyorum. Assetleri. Ben de diyorum ki ne hakkın var? Ne hakkınız var? Türkiye'nin assetlerini zaten sata sata bir hal oldunuz. Cumhuriyet'in bütün üretimleri satıldı. Sümer Bank'a kıydınız yahu. Ya sadece bunlar değil, bunlardan önce de başladı bu ülke ama bunlar coşturdu. Neden? Çünkü bu iktidar, bu bir şifredir. Bu iktidar, bu parti kurulduğu zaman kendi aralarında konuştular. Ve dediler ki, biz ne yaparsak yapalım, ne kadar oy alırsak alalım, Türkiye'nin bir takım zinde kuvvetleri bizim iktidarımıza izin vermiyorlar. Evet. Hangileri bunlar? Ordu, başka yargı, başka cumhuriyetin değerleriyle ve cumhuriyetin olanaklarıyla zenginleşmiş olan büyük sermaye. Evet. Başka? Cumhuriyete bağlılığı sürdüren basın yayın izin vermiyorlar. Kapatıyorlar. Yargı kapatıyor. Ne yapalım? Biz gidelim Amerika'daki global kapitalizmin, bu benim söyleyip durduğum bir söz ama yurttaşlarımız Amerika diye söylerler. Öyle diyelim. Çünkü Amerika hangi Amerika? Amerika'ya da anlaşalım. Amerika'da bizim gibi bir zaten parti istiyor. Onların isteklerini verelim, onlar da bizi korusunlar. Onların korumaları altında Türkiye'yi dönüştürelim. Yargıyı dönüştürelim, orduyu dönüştürelim. Sermayeyi dönüştürelim. Basın yayını dönüştürelim. Bize karşı çıkacak bir güç kalmasın. Sonrasına bakarız. Evet. Şimdi yeni liberalizm uygulanıyor Türkiye'de. Bu iktidarın yaptığı bu. Yeni liberalizmin kendine göre işte nispi bir takım faydalı gibi görünen tarafları tabii bu arada iktidar için en iyi tarafı satıp satıp yiyorlar. Yiyorlar derken haram yiyorlar demiyorum yani satıp satıp harcıyorlar diyelim. Yedikleri iş ayrı da yolsuzluklar falanlar o ayrı bir bahis de orada bile dini kullananlar var. Diyorlar ki bu bizimdir çünkü biz ganimet aldık. Evet. Ganimetin %20'si de bizimdir, helaldir filan diyorlar. Yani gidiyor haramı yiyorlar, sonra da gidip namaz kılıyorlar filan yani. Şimdi dolayısıyla bizim bu görüşümüz çok keskin ve çok radikal. Onu söyleyen de görmedim ben. Belki var benim gözümden kaçtı. Türkiye yeniden kamu yatırımlarına dönecek. Türkiye'nin bütün şehirleri ve Güneydoğu'dan başlayarak. Doğu'dan başlayarak, Güneydoğu, Doğu. Orta Anadolu, her yer, niye peki İstanbul demiyorsun? İstanbul'da yeteri kadar fabrika var, yeter ya. Biraz Anadolu'ya yaymak lazım artık. Dolayısıyla Güneydoğu'dan başlayarak bütün Anadolu fabrikalarla donatılacak. Üretim birimleriyle donatılacak. Evet dışarıdan almak yerine Türkiye'den üretelim, Türkiye'de satın alalım, Türk malını kullanalım, yerli malı kullanalım. Evet, bu bilinç de yaygınlaştırılacak yeniden. Dolayısıyla peki bunun bir faydası da ne? Bir faydası da hani terörü nasıl önleyeceksiniz? Evet. Güneydoğu Anadolu'da bütün şehirleri ve kasabaları fabrikalarla donattığınız zaman oradaki gençler sabah işe gidip akşam da evlerine geldikleri zaman, aile kurdukları zaman, aile derken yani sadece erkekler değil tabii. Kadın da erkek de çalışarak evlerine geldikleri zaman, çocuklarıyla uğraştıkları zaman terör örgütü daha götürecek adamı nereden bulacak? Sade bu değil tabii bizim. O bölgeye yönelik, o bölgenin Türkçeden başka dillere yönelik saldırılarına da karşıyız. Evet. Yani televizyona birisi çıkıyor mesela, Kürtçe diye bir dil yoktur diye başlıyor. Ya peki bunlar bu Türkçe bilmeyen ya da bilse bile
ana dilini konuşmak isteyen yurttaşlarımız işaretlerle mi konuşuyorlar yani? Böyle bir sözü nereden söylüyorsunuz? Bundan yıllar, 30 yıl önce falan bir kardeşim televizyonda konuşuyor. Efendim Kürtçe diye bir, tabii Kürtçe şöyle, Kırmaççe, Zazaca. İkisi farklıdır. Ama o Kürtçe diyor. Kürtçe diye bir dil yoktur. 5000 söz vardır. Bunun şu kadarı Arapça, şu kadarı Farsça, şu kadar 30 tane vardır. Bunlar da sadece işte nereden geldiği belli olmayan sözlerdir filan. Aradım. Dedim ki, kardeşim sen Kürtçe biliyor musun dedim. Yok abi nereden bileyim? Nereden biliyor bunları anlatıyorsun? Ezberler. Sonra dedim bir halka niye hakaret ediyorsun ya? Sizin diliniz yok diye. Ya bu çok yanlıştır. Bir de sizin kimliğiniz de yok diye de hakaret edildi. Kürt diye bir şey yoktur. Tabii. Kalk Kürt diye ses çıkarıyor. Ya uydurma şeyler. Evet. Ya, uydurma. Yani tabii bizim bakış açımız, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün yurttaşlarımız üst çatı kavram Türk'tür. Ana dilini evinde konuşur, şarkı söyler, türkü söyler. Ya 1980 darbesinden sonra, 82'de bizim 5 yıllık meclisimiz Türkiye'de Türkçeden başka dil konuşulamaz diye bir yasa çıkardı. Terör örgütü de bunu gere gere kullandı. O zaman bunu biz 1989'da Anavatan Partisi'nin grubuna getirdik. Ve bu kanun kaldırılsın diye. Böyle bir vicdansızlık olur mu yani? Türkiye Cumhuriyeti 1982'ye kadar böyle bir şey yapmamış. 82'de yasak getiriyorsun. Ne yapacak? Nasıl konuşacak insanlar yani? Yasaklarla nereye? Bizim orada çıktı bazı kendisini milliyetçi diyen arkadaşlarımız. Ya işte buna izin vermeyiz, masaları yumrukluyorlar falan. Yani Anavatan Partisi milletvekili darbecilerin yasasını savunuyor. Ben söz istedim. Herhalde kimse benden daha milliyetçi olduğunu söyleyemez yani orada. Dedim ki, benim anam dedim, bizim köydeki dili konuşuyor. Gelirem, gidirem, bilmeyirem, bilmeyirem diye konuşuyor. Ben de eve gidince onun da böyle konuşur. Babam da öğretmendir. Çok güzel konuşur İstanbul Türkçe. O da öyle konuşuyor. Ne var yani? Niye insanların kendi ana dilleriyle konuşmasını yasaklamak? Nereye varacaksınız? Ben böyle konuşunca o işte kendisini milliyetçi diyen kabaran arkadaşların başı eğildi. Ama Kürt kökenli milletvekilleri böyle başlarını eğmişlerdi. Onlar birden kaldırdılar. Şimdi demek istediğimiz şu. Evet biz Türkçüyüz. Ben Türkçüyüm. Atatürk'ün anlattığı anlamda Türkçüyüm. Türk'üm diyen herkesi de Türk sayarım. Kimsenin soyuna sopuna bakmam. Ama yurttaşlarımızın ana dillerine ve kökenlerine, kimliklerine saygısızlık yapılmasına da biz karşıyız. Evet. Dolayısıyla bu denge ve bu yaklaşım içinde Güneydoğu'ya bakıldığı zaman ben terörün kaynaklarının büyük ölçüde ortadan kalkacağını da düşünüyorum ama ekonomik anlamda geri dönüp söylersek devlet evet fabrikada kuracak, satılanları da yeri almak mümkünse alacak, birileri istedi diye pancara alanları da daratılmayacak, global kapitalizmin yeni liberalizm dayatmalarına izin verilmeyecek. Tarım, doğal tarımı teşvik ederek yeniden canlandırılacak, dünyaya doğal ürünler satan bir ülke haline geleceğiz ve iş adamları da desteklenecek. Yani yaptıkları şey, Türkiye geçmişte gerçekten sanayi geliştirmek için çok değerli şeyler yaptı. Demek ki bir de çok az konuşulan bir konu, çok önemsiyorum, tutumluluk. Bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi, tutumluluk. Tutumluluk konusunda tabii öteden beri biz evlerimizde falan bize öğretilen tutumluluk var. O ayrı yani şöyle biz ya bir tek pirinç kalsa benim annem izin vermezdi. Ne kadar yiyecekseniz o kadar alın ve aldığınızda yiyin derdi. Çöpe atılmazdı filan. Ben yıllar sonra bir kitap okudum. Akio Morita'nın yazdığı bir kitap. Kendi ürettiği markasının adını taşıyor. Reklam olmasın diye söylemiyorum.
Ama orada o büyük markayı nasıl yarattıklarını anlatıyor. Bu arada diyor ki, Japon mucizesinin temelinde Japon kültürü vardır. Ama Japon kültürünün iki kavramı çok önemlidir. Bir, Yamato Damashii, Japon ruhu. Bu arada iki Japonca kelime öğrendim, hiç unutmuyorum. Başka da bildiğim yok. Onu da bir Japondan doğru telaffuz edeyim diye bir bektaşi olmuş bir Japonumuz var. Ondan tam doğru telaffuz yani Yamato Damashii değil. Hi değil, ikisi arası bir ses. Yamato Damashii. Nedir bu? Japon ruhu. Yani Japonlardaki o yüksek ulus bilinci, o yüksek Japonculuk bilinci, Japonya'nın kalkınmasının en önemli güdücü etkeni. Dolayısıyla Atatürk'ün Türk, 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 ey Türk diye ısrar etmesi boşuna değil, bu yapılmalı yeniden. Evet, andımız yeniden getirilecek, orada milletimiz diyor, budunumuz denilecek, ilk biçiminde olduğu gibi. Budunumuz deniliyordu. Doktor Raşit Galip öyle demişti, onu geri getireceğiz. Bundan hiç kimse, bundan mesela ben Doğu'da da, Kahta da mesela kaymakamlık yaptım. Kahta halkının %90'ı Kırmançtır. Ve oradaki gençlerin birçoğu da Türkçüydü. Hiç kimse de gocunmuyordu orada. Niye gocunsun? Çünkü Türk'üm demek başka bir şey orada. Kimsenin soyuna bakılmıyordu ki. Yani PKK'lılar hoşuna gitsin diye herhalde kaldırdılar. Saçma sapan bir şey. Neyse. Yamato Damashii. Çünkü ulus bilinci bugün yeryüzünde yine yeryüzündeki bilgi çağını yakalayan ulusları ve bilgi çağının ne olduğunu inceleyen kitaplar var. Elvin Toffler'in, John Naismith'in, Peter Drucker'ın kitapları. Ama hepsinin ortak anlattığı şu, bilgi çağını yakalayan toplumlar yüksek ulus bilincine erişmiş toplumlardır. Atatürk bunu gördüğü için Türkiye'de ulusçuluğu devletin temeline koydu. Amerika'da çok yüksek bir ulus bilinci vardır. Amerikan filmlerinin baş artisti Amerikan bayrağıdır. İki de bir gösterirler. Amerika'nın türkülerini dinliyorum diye, şarkılarını dinliyorum diye film çevirirler. Sürekli Amerikan propagandasını kendi kendilerine yaparlar. Bizde de bir yazar çıktı, Türkiye Türk propagandası yapmayın. Niye? Ne yapalım? Türkiye ne propagandası yapalım? Türkiye tabii ki Türk propagandası. Türklük bilinci çok önemli. Ve Türkiye'de ana dili ne olursa olsun biz birlikte Türk'üz. Türkiye Türklüyüz. Bu ayrı bir ulustur. Bunu bileceğiz. Bu da ayrı bir bahistir. Dönelim efendim. İkincisi Mottainai. Mottainai ne demek? Mottainai demek şu, öyle anlatıyor Akira Morita. Japon mucizesinin temelinde bu kavram vardır diyor. Bir yudum su, bir avuç darı bile Tanrı'nın insanlara verdiği büyük armağandır. Onları boşa harcamak da büyük yazıktır, büyük günahtır. Hı hı. Bu anlayış diyor bizde tasarruf anlayışının gelişmesini sağladı. Yani ne demek bu? Ürettiklerini yatırıma harcamak demek. Olabildiğince mütevazı yaşamak demek. Hı hı. Demek. Bizde bu yok. Bizde ne oldu şimdi, hele şimdilerde? Şimdilerde Kur'an'da israf edenler şeytanın kardeşleridir diyor. Bütün israflar haramdır diyor. Ama dini referans aldığını söyleyenlerin yaptığına bak yani. Tepeden tırnağa kadar israf. Kaldı ki korkunç şekilde. Efendim? Kaldı ki tarikatların yaşadığı. Yani bir lokma bir hırkayla yaşaması gereken insanların yaşadığı saraylara, sofralara, 600. Altlarındaki arabalara, hatta özel jetlere baktığınız zaman. Evet. Hani tutumluluk. Dolayısıyla ben buna o kadar önem veriyorum ki 1989 yılında Kültür Bakanı olduğumda bir planlama yaptım yani. Zaten önceden de planlamıştım ne yapacağımı. Yani Kültür Bakanı olurum diye umut ediyordum yani. Devlet Bakanı olursam çağdaş yönetim tekniklerini topluma getireceğim.
Kültür Bakanı olursam ise şunları yapacağım diye. 89 yılını bakanlık etkinlikleri açısından tasarruf yılı ilan ettim. Tutumluk yılı. Ve konuşmalar, televizyon konuşmalarım, kültür merkezlerindeki etkinlikler, bütün kütüphaneleri kültür merkezine dönüştürdüm. Oradaki etkinlikler hep bunu konuştum. Sürekli. Ve sanıyorum bazı yararları da oldu sanıyorum. Yani söz gelimi dedim ki şu evlerinizi doğru kullanın. Evlerin bir odası misafir odası. Böyle bir yanlışlık vardı. Şimdi sanıyorum yok artık. Yok. Misafir odası niye? Evin en büyük odası. Efendim misafir gelince haftada bir onun için açılır. Hatta kilitleyenler falan vardı. Temiz kalsın, süslü püslü. Koltukların arkasında efendim ve işte bir takım oyalı falan bir şeyler falan. Lanternler. Lanternler falan. Açın dedim ya. Misafir de gelince orada otursun. Niye öyle saklıyorsunuz? İki, dedim abdest alanlarınız var. Açıyorsunuz musluğu, şarır 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 akıyor. Su. Peki elinizi uzatıyorsunuz, çekiyorsunuz o akıyor. Uzatıyorsunuz, çekiyorsunuz akıyor. Sonra ayağınızı kaldırıncaya kadar o akmaya devam ediyor. Bir bardak suyla abdest alınır dedim. Abdest temizlik için değildir. Ayrı bir kavramdır o. Temizlik için olsa teyennümle abdeste vardır denilir mi yani? Taşa, kuma, betona, beton olmaz da mermere dokunarak, tahtaya dokunarak sıvazlıyorsun. Temizlik ayrı, o ayrı filan. Ben birçok örnekler verdim. Ya dişinizi fırçalarken suları akıtmayın filan, suları boşa, elektriği boşa harcamayın. Örnek verdim. Yine bir Kültür Bakanlığı'nda, genel merkezinde Kültür Bakanlığı'nın, daha doğrusu bakanlık binasında, şimdi aklım partiye gitti, genel merkez diyorum. Bakanlık binasında dolaşıyorum binaları, benim odam da yani bakan odası da içinde olmak üzere gün ortasında bütün odalarda elektrik yanıyor. Bütün bakanlıklar öyle. Şu anda gidin bir bakanlığa, hiç bunun kural dışı bir şey göremezsiniz. Her yerde elektrik yanıyor. İyi ama gün ışığı diye bir şey var. Mimaride de gün ışığı kullanmak diye bir kitap okudum ben. Vakti de gerekti. Ben şimdi kendi odamı söndürüyorum. İlk giren arkadaş hemen yakıyor. Kalkıyorum ben söndürüyorum. Biraz sonra giren yakıyor. Yani büyük bir israf kültürü oluşmuş. Vaktiyle değerli Agah Oktay Güner, İsraf Ekonomisi diye bu konuda çok da güzel bir kitap yazmıştı. Sonra Verim Ekonomisi diye ikinci bir kitap yazdı filan. Evet, israf. İsrafı anlayacağız. Tutumluluk çok önemli. Efendim, evet ve şöyle söyleyeyim, vaktimiz var mı? Vaktimiz var mı? Yönetmenim söyler bana. Evet. Daha şimdi var demokrasi, ileri demokrasi diyorum. Var mıymış vaktimiz? Daha biraz daha var. Var. İleri demokrasi diyorum. Yok mu? Yok. Yarım yamalak vardı, o da gitti. Yani şu anda Türkiye'de demokrasi var diyen herhalde demokrasinin ne olduğunu bilmiyor demektir. Böyle bir şey yok. Yani ne seçimler gerçek seçim. Ya da demokrasi istemiyor. Ne özgürlükler var, ne katılımcılık var, ne çoğulculuk var. Yani çağdaş demokrasinin temelleri bunlar. Yok. Seçimler. Bundan önce de olan bir yanlışlık. Yani 80'den sonra başladı. 80'den önce partilerde parti içi demokrasi vardı. Evet. Yani o kadar vardı ki Menderes'i grup sıkıştırdı, kalktı dedi ki siz dedi isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz. Falan, çünkü sıkıştırdılar onu. Efendim ama sonradan siyasi partiler kanunu değişti ve bugün bir partinin genel başkanı o partinin her şeyi ve evet, hiç kimse de bırakıp gitmeyi düşünmüyor. Evet. Ya, demokratik ülkelerde böyle olmuyor. Bir dönem yapıyorlar, iki dönem yapıyorlar, sonra gidiyorlar. Amerika'da iki dönemden fazla cumhurbaşkanlığı yok. Orada siyasi partilerin genel başkanını kimse bilmez bile. Adları bile bilinmez filan. Dolayısıyla önce bu parti içi demokrasiyi geliştirmek lazım, bir. İkincisi, basın yayındaki bu tekelleşmeyi yok etmek lazım. Bugün
bütün televizyonlar ve basın yayın bir kişinin önünde. Hı hı. Büyük ölçüde. Evet. Tek kişi. Yani %90. Yani seçim zamanı 23 kanalda birden mi ne? Evet. Konuştu, hepsi birden verdi. Çünkü onun onlar. Böyle bir yerde demokrasiden söz edilebilir mi? Bu o kadar önemliydi ki Türkiye'de özel televizyonlar çıktığı zaman, yani devlet televizyonu zaten eşit veriyordu. Buna evet. Dikkat et. En azından hesap soruluyordu. Bizi niye vermiyorsunuz falan diye. Şimdi devlet televizyonu tamamen iktidar partisinin. Efendim ilk çıktığı zaman yasa şöyleydi. Hiç kimse bir televizyonun %25'inden fazlasına sahip olamaz. Bir televizyon. Sonra değişti. Bir kişinin 3-5 televizyonu oldu ama başka bir kişinin de 3-5 televizyonu oldu. Ötekinin de 3-5 televizyonu oldu. Sonra bunların hepsi tekelde toplandı. Sonra çok kolay bunlar oldu. Toplandı. Tabii. Yalnız yani, burada ben bir eleştiri getireceğim. Siz Anavatan Partisi kökenlisiniz. Evet. Orada bakanlık yaptınız ve devlet televizyonu olan TRT Anavatan Partisi'nin propagandalarını yayınlıyordu. Başka partilerin propagandalarını yayınlamıyorlardı. İcraatın içinden programıyla. Ha, icraatın içinden diye program icat edilmişti. Tabii doğru söylüyorsunuz. Ama yani şunu söyleyeyim, gerçekten ben Anavatan Partisi içinde de demokrat bir tutum ortaya koyuyordum. Yani demokrat tutum ortaya koymak nedir? Örnek vereyim. Kurultaylar düzenledim. Bakan olunca işte katılımcılığın gereği sürekli kurultaylar yaptım. Tiyatro kurultayı, basın kurultayı, bale kurultayı, fera kurultayı, yani kitap kurultayı falan. Bu kurultaylarda hiç bırakmadım. Başkanlık yerinde oturdum. Başından sonra kadar dinledim. Notlar aldım. Sonra ne kararlar verildiyse de hepsini uygulamaya koydum. Bu kurultaylardan birinde eleştirinize karşı kendimi savunuyorum. Ama kendimi savunuyorum. Yani ben Anavatan'la %100 birlikte değildim. Hiçbir partiyle %100 birlikte olmadım. Şimdi %100 birlikte olacağım. Arkadaşlarla yürümek istiyorum. Kurultaylardan birisinde Aziz Nesin geldi. Yazarlar Sendikası adına geldi ve söz aldı, konuşuyor. Çok kışkırtıcı bir konuşma yaptı. Yani gerçekten benim de karşı olduğum sözler söylüyor. Aziz Nesin duasında vardı o yani. Ben sabırla dinliyorum. Süresi var, süresini bitirsin diye. Dinleyicilerden bir milliyetçi bir arkadaş ayağa fırladı. Konuşturmayın bu haini, Sayın Bakan dedi. İndirin bu haini kürsüden falan. Onu 5-10 kişi alkışladı. Aziz Nesin çekildi geriye, yani bir şey mi olacak diye. Ben ayağa kalktım. Gittim onun yanına. Mikrofonu aldım. Dedim ki, Aziz Nesin Bey'in söylediklerine karşıyım. Cevap da vereceğim. İçinizden ona cevap vermek isteyen olursa söz vereceğim. Ama Aziz Nesin'in konuşmasını tamamlamasına kimse engel olamayacak. Beğenmeyen çıksın gitsin. Çıkalım arkadaşlar dedi o bak. Sonradan bakan oldu arkadaş. Çıkalım arkadaşlar dedi. Ben orada oturuyorum. Yarısı zaten bakanlık memurları falan. O birkaç kişiyle çıktı geldi. Öğleden sonra söz verdim. Konuştu. Aziz Nesin'i eleştirdi. Şimdi izleyiciler merak ederler. Aziz Nesin'in konuşması neydi ki? İşte Namık Kemal Zeybek'te karşıyım diyor. Şuydu, Aziz Nesin Bulgaristan göçmenleri konusunda Bulgaristan Türklerine Jivkov diye bir komünist partisi lideri, hı hı, çok kötü işler yapıyordu. Evet. Zorla adlarını değiştiriyordu, zorla Bulgarlaştırmaya çalışıyordu. Onlar da oraya buraya kaçıp kendilerini, kimliklerini korumak istiyorlardı filan. Onu gündeme getirdi. Ama gere gere. Yani siz dedi Bulgaristan yönetimini, tabii komünist olduğu için Aziz Bey, Bulgaristan yönetiminin eleştirilmesinden de hoşlanmıyor. Aziz Bey komünisti. İşte gizlemiyordu yani. Efendim benim de dostumdu ya. Yani o komünist, ben Türkçüyüm. Niye olmasın? Türkçü, Atatürkçüyüm. Olabilir yani. Yani bir, iki insanın görüşü başkadır, dostluğu başkadır. Bu arada diyor ki, siz diyor onları eleştiriyorsunuz ama siz de Kürtlerin adını değiştiriyorsunuz. Ya böyle bir şey yok.
Yani Kürtlerin adını değiştirmek diye bir şey yok. Bırak Kürtleri de Türkiye'de Ermeniler, Rumlar kendi adları neyse onları koyarlar. Kimse onlara karışmaz. Ama o gere gere onu söylüyordu. Ondan rahatsızlık meydana geldi. Ben de dedim ki Aziz Nesin'in görüşlerine karşıyım. Biz Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani kimsenin adı zorla değiştirilmiyor filan. Konu da oydu yani. Gerçi sonradan Aziz Nesin geldi. Ben Aziz Nesin'e Tanrı'ya inanıyorum dedirttim. Evet. Biliyorsunuz olayı, hı hı, anlatmıştım. Ama Namık Kemal Zeybe'in dediği Tanrı'ya inanıyorum dedi. Yani Spinoza'nın tanrısına. Einstein'ın tanrısına. Evet, şimdi şunu söylüyorum. Yani olabildiğince, bu benim demokrat tabiatımı. Demokratlık biraz da doğa meselesidir. Doğanızda demokratlık yoksa ülkede de demokrasiyi geliştiremezsiniz. Ama bu iktidar zaten bunlar demokrasiyi İslam'a karşı bulan bir akımdan geliyorlar. Bunlar İslamcı, ümmetçi, şeriatçı. Hayır değiliz desinler şimdi bana. Biz dediğin gibi ümmetçi, şeriatçı değiliz. Ben de derim ki siz dediniz, ben mi diyorum? Ümmet deyip duruyorsunuz, ümmetin lideri diyorsunuz, ümmetin çıkarı diyorsunuz filan. Ayrıca da İslam'ı referans alan bir partiyiz diyorsunuz. İşte bu şeriatçılık. Ayrıca nas varken sana bana ne oluyor diyorsunuz. Bu işte şeriatçılık. Evet. Siz söylüyorsunuz. Ben size kökten karşıyım. Ama ben de Atatürkçü, Türkçüyüm. Evet. Tabii işine geldi. Şeriatı da kendilerinin dedikleri şeriat. Evet. Ya tasavvufta kullanılan şeriat kavramıyla hukukta kullanılan şeriat ayrıdır tabii. Evet. Onu da söylüyorum. Evet. Peki. Zamanımızın sonuna geldik Sayın Bakanım. Evet. Daha konuşulacak çok konu vardı. Daha parti politikalarınızdan birçoğunu konuşamadık. Bir başka programa alacağız artık onları. Peki. Bizler seyircimize veda edeceğiz. Son bir iki cümle daha alalım. Evet. Yeniden beş devrimi kurmak üzere, gerçekleştirmek üzere kurduk. Ata Parti'yi bunun için kurduk. Bir, devleti yeniden çağdaş Türk devleti yapacağız. İki, en ileri akıl ve bilime dayalı eğitimi gerçekleştireceğiz. Bilim dışı eğitimi devletin dışına çıkaracağız. Başka yerlerde olur. Yani mabetlerde falan olur. Evlerde olur. Kimse karışabilir. Üç, ileri demokrasiyi getireceğiz. Dört, toplumcu ekonomi uygulayarak Türkiye'yi tekrar yükseklere çıkaracağız. Ve yurttaşlara parasız eğitim ve parasız sağlık sağlayacağız. Beş, bilgi çağı kavramını Türkiye'ye getirip Türkiye'yi bilgi çağının öncü ülkelerinden biri yapacak devrimi yapacağız. Evet, bunun için yola çıktık. Daha ne yapasınız diyesi var insanın ama programı kapatıyoruz sevgili izleyenler. Ata Partisi, kurucu genel başkanı. Ata Parti, kurucu genel başkanı evet. Namık Kemal Zeybek bizlerle birlikte Ata Parti'yi kurma amacını, politikalarını ve temel ilkelerini bizimle paylaştı. Bu ilkeleri de sizin huzurunuzda açıkladı. Artık bundan sonra onların yürüyeceği yolda başarılar diliyoruz. Ve bir sonraki programda yeniden sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.